TRT24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Boş Baklava başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Şubat 2021, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada programdaki birincil ve en önemli hedeflerinin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz," dedi. 11 ay sonraki şu habere bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 sonunda Ay'a sert iniş hedefi verdiği Milli Uzay Programı için yeni yatırım programında bu yıl için sadece 20 bin TL bütçe ayrıldı. Bugüne dek 270 milyon TL harcanan ve toplam proje tutarı 2.2 milyar TL olan programın bu hızla 2024'te nasıl tamamlanacağı tartışma konusu oldu. 20 bin TL'lik bütçe, sarayın nasıl bir düşsel düzlemde yaşadığının acı verici gerçeği. Yaşadığımız akıl dışı dönemin belgesi olan ikonik görsellerden birini yanılmıyorsam Profesör Doktor Özgür Demirtaş paylaşmıştı. Yaşanan hayat pahalılığı neticesinde işleri kırılan ve batma noktasına gelen tatlıcılar enfes bir çözüm bulmuşlardı. Boş baklava. Yufkayı şekerle tatlandırıp içine bir şey koymadan kilosunu 20 TL'ye satmaya başlamıştı tatlıcılar. Önerileri de müthişti. İçinde ne olduğunu tüketicinin hayal gücüne bırakıyoruz. İster cevizle doldursunlar, ister fıstıkla. Arzu edenler üzerine hayali Hindistan cevizi de rendeleyebilir. Boş baklava, siyasal İslamcı rejimin ülkeyi getirdiği durumun mükemmel bir göstergesi. Aslında satılan şey baklava değil, şekerli hamur ama satıcı bizden bunun baklava olduğuna inanmamızı istiyor. Tıpkı Merkez Bankası diye bağımsız bir kuruluş olduğuna inanmamızı istediği gibi. İçi boşaltılmış bir kurum var gibi davranıyor herkes. Oysa öyle bir kurum kalmamış durumda. Ya da TÜİK. Yılda birkaç kez değiştirilen başkanı, açıklanan akıl sır ermeyen rakamlarla, ülke gerçekleriyle uzaktan yakından alakası kalmamış bir istatistik kurumu. Boş Merkez Bankası, boş TÜİK. RTÜK de aynı durumda, borsada, kurlarda. Tayyip Erdoğan büyük çabalarla ülkenin içini boşaltmayı başardı. Tıpkı 19.90'lık baklava gibi devlet. İçi bomboş ve hayali olarak doldurmamız, doluymuş gibi davranmamız isteniyor. Adalet, emniyet, eğitim, dış politika. Hepsi altına üstüne yufka yerleştirilen tepsi gibi. Üzerinde şerbet gezdirilmiş boş baklava hükmünde. Boş baklava bize bir gerçeği hatırlatıyor. Boş, bomboş, boşaltılmış bir ülkeyi. Hayırlı olsun, diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.